Manşete hoş geldiniz. Bugün iki parçalı yapacağım manşeti çünkü iki konu birbirinden farklı. İlki evet baskın seçim ses, sesleri bunun üzerinde duracağız. İkincisi ise İngiltere Erdoğan'a dur diyecek. Bu yayını da akşam saatlerinde yapacağım. İlkiyle başlayalım Türkiye'nin genel ekonomik gidişatı ve buna bağlı olarak seçim yasasının değiştirilmesi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisinden de geçti. Bütün bu gelişmeler. ...seçim normal vaktinde olacak dedirtiyor. Ama bu bir yanılsama olabilir. Bu bir tuzak olabilir. E, ve önümüzdeki gelişmelere bağlı olarak... ...Erdoğan yelkenlerini şişirdiğini gördüğünde... ...ekonomideki gelişmeler ne olursa olsun... ...bir takım pansuman tedbirler ayarlayarak... ...bir baskın seçim yapabilir. Eylül ayında, Ekim ayında, sonbahar... ...hemen yazın akabinde. E, bütün bunları konuşacağız. Ama ondan önce... E, hükümet iktidar hükümet diye bir şey yok da ağzımız alışmış. İktidar gelişmeleri nasıl okuyor? Gelişmeleri nasıl yönlendiriyor ve gelişmeleri nasıl çekip çeviriyor? Onu dikkate sunacağım. Bugün açık ara gazetelerdeki en iyi manşet bir gün Gazetesi'nin manşetiydi. Kendini sansürledi manşetiyle çıktı bir gün Gazetesi. Şekere zam Erdoğan'a kendi açıklamasını dahi sansürletti. Pozitif gelişme kısa sürede silindi. Asgari ücrete beklenen zam temel ürünlere yapıldı. İnternetten pideye fiyatlar katlandı diyor. Ee, %67 internete %30 şekere zam gelmiş. Ete %10 zam gelmiş. Pideye %15 zam gelmiş ki önceki zamlarla birleştirdiğinizde fiyatların nasıl katlandığını görürsünüz. Doğalgaza zam geldi mesela. Ve doğalgaza 5 ay içinde yapılan toplam zam %164 oldu. Yani enerji fiyatlarındaki artış fena halde e, zirvede e, bu Avrupa'da da e, aynı şey söz konusu enerji fiyatları artıyor ve Türkiye'de e, bu e, aldatmacayı kullanıyorlar. Yani bak işte dünyanın her yerinde yükseliyor Avrupa'da da yükseliyor e, orada da bir hayat pahalılığı var enflasyon var haliyle bizde de var diyorlar ama Türkiye'deki yükseliş hepsinin üstünde. Ve e, bunun nedenlerine de bakacağız yani Türkiye'deki yükseliş sadece pandemi ve savaşla açıklanmayacak bir yükseliş. Bir güne dönelim. Erdoğan Özbekistan dönüşü gazetecilere şeker konusunda pozitif gelişmeler olacak müjdesini verirken aynı saatlerde yurttaş şekere gelen %30'luk zamla sarsıldı. Müjdeyi basına servis edilen iletişim başkanlığı servis eden iletişim başkanlığı zam sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı'nın açıklamasındaki o bölümü çıkardı diyor. Bahadır Özgür Twitter'dan paylaştığı o bölümü. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın Özbekistan dönüşü gazetecilere verdiği söyleşi metni. Ve o metin şekere zam sonrasında o metinden şu paragraf çıkarılmış. Şu işaretlenen paragraf. Yeni metinde o paragraf yok. Evet. Yani böyle bir Cumhurbaşkanlığı kendini sansürlemiş. Peki sansürlediği yerde ne var? Sansürlediği yerde şu var. Şekerde de biliyorsunuz fırsatçılar bazı yanlışlar yaptılar. Şekerle ilgili de gerek Türk Şeker, gerek Konya, gerek Kayseri buralarda yine adımlarını olumlu istikamette atacaklar ve bu fırsatçılara bu üç önemli merkez fırsat vermeyecek. Evet. Şekerde fiyat piyasada balans ediliyor. Herhangi bir endişe taşımıyoruz filan. Bir pozitif gelişme. Müjdesi vermiş Erdoğan uçakta gazetecilere ancak indiklerinde Türk şeker şekere zam yapıyor yüzde otuz. Türk şekerin zamını görünce de işte bu metni çıkartıyorlar. Erdoğan'ın Türk şekere atıfta bulunduğu bölümü çıkartıyorlar. Yani esasen yapılan bütün zamların arkasında Erdoğan var, saray idaresi var, bunlar var ve bu bunun bir kere daha teyidi. Ama en çarpıcı grafik şu. Mahveilmez paylaşmış ve özellikle bu grafiğin dış borç grafiği son dilimine dikkat. 2015-2020 dilimine dikkat. Dış borç siyah grafik nasıl yükseldiğini görüyorsunuz. Özellikle 2005'ten itibaren. Kırmızı grafik yani özel sektörün borcu düşerken kamu sektörünün borcu hafif artıyor ama Merkez Bankası'nın borcu 0.50 milyar arasındayken 2015-2016'larda 450 milyar dolar seviyesine kadar çıkmış muazzam bir dikey çıkış var merkez bankasının borcunda. İşte siz enflasyonu mesela bir iki gün içinde enflasyonun açıklanması bekleniyor yüzde 60-65 olarak açıklanması bekleniyor. Siz sizin enflasyonunuz yüzde 60 yüzde 65 ise bile politika faizini 14'te tutuyorsunuz ve böyle tuttuğunuz sürece Artık bunu bütün ekonomistler görüyorlar. Yabancı ekonomistler de görüyorlar. Büyük bir kriz, büyük bir çakılma, büyük bir çöküş kaçınılmaz. Ve Türkiye doğrudan yabancı yatırım çekemiyor. Asıl sorun bu. Ve doğrudan yabancı yatırım çekemezken oligarklara şu anda kucak açıyor. Ki bunu günün ikinci yayınında anlatacağım size. Temel sorun bu. Para politikaları. Enflasyon para politikalarıyla halledilecek bir olay çözülecek bir mesele 3 puan KDV indirmekle 5 puan KDV düşürmekle zabıtaları marketlere göndermekle falan değil onunla işte halka bir görüntü veriyorlar işte biz bu işi takip ediyoruz diye ya da işte efendim stokçularla savaşacağız bugün şeker olur yarın patates olur öbür gün kuru fasulye olur öbür gün başka bir şey olur göreceksiniz her hafta başka bir mamulle başka bir ürünle ve başka bir stokçulukla mücadele edecek saray Devam edelim. Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına bugünden geçerli 1 Nisan %35 zam yapılmış. Sanayide kullanılan doğalgaza ise %50 zam yapılmış. Sanayide kullanılan yüz, doğalgaza %50 zam yapılmış. Ama son 5 ayda yapılan üst üste zamları eklediğinizde %164 ediyor. Sanayide %164 zam olurken şekerin fiyatı, patatesin fiyatı, ne bileyim yani markette veya işte ne bileyim günlük hayatta karşılaştığınız her şeyin fiyatı artmayacak mı? Restoranlarda yemeklerin, menülerin fiyatları artmayacak mı? Tepeden tırnağa her şeyi etkilemeyecek mi bu? Giydiğiniz gömleğin, tükettiğiniz her şeyin fiyatlarına yansımayacak mı bu? Girdi fiyatları artıyor. 5 ayda sanayide doğalgaza %164 zam yapılmış. Diğer kalemleri bir diğer kalemleri bırakın sadece bu bile fiyatların artırılması, fiyatları tetiklemesi için bir neden. Evet. Domates fiyatlarını paylaşmış, Twitter'da rastladım ee, bir takipçimiz. Yani bakıyorsunuz 69 lira, 44 lira, 46 lira kilo fiyatları bunlar. Bir şey söyleyeyim ee, artık. Batı'daki market fiyatlarını TL'ye çevirin daha ucuz kalıyor. Eskiden şöyle bir şey vardı geçtiğimiz yıla kadar. Ya burada kazandığımız parayı bozdurup Türkiye'de harcasak ne kadar güzel olur. Hayır şimdi artık burada kazandığınız parayı İngiltere'de Almanya'da Hollanda'da fark etmiyor. Burada kazandığınız parayı bozdurup Türkiye'de harcadığınızda Türkiye'nin de pahalandığını görüyorsunuz. Ya da artık e, İngiltere'deki veya Almanya'daki market fiyatlarıyla karşılaştırıyorsunuz. Bizim orada marketler daha ucuz diyebiliyorsunuz. İbrahim Kahveci yakalamış. Ee, köprüden ücretli geçiş Çanakkale'de açılan son köprü ücretli geçiş şimdi ilk gününde 6000 araç geçmişti ve biliyorsunuz 45 bin günlük araç geçiş garantisi verilmişti o köprüye. Köprüden bedava yani ilk ilk haftası ücretsizdi. Bedava geçiş yapıldığında da Ulaştırma Bakanı itiraf etmiş hafta içi 20 bine günlük, hafta sonu 40 bine yaklaştı diyor. Bedava, ücretsiz ve insanlar zaten keyif için geçiyorlar, denemek için geçiyorlar, merak ettikleri için geçiyor. Bir geçen bir daha geçiyor belki. Ücretsizken köprüden hafta sonu 40 bin'e kadar çıkabilmişsiniz ancak ve siz bu köprüye e, garanti verdiniz günlük 45 bin ve bu vatandaşın cebinden çıkıyor işte. Bu böyle böyle çıkıyor ve tepe e, tepedeki insanların sizi yönetenlerin bunu umursadığı var mı? Yok nereden belli? Türkiye Varlık Fonu %61.68 ile Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline geldi. Yönetim kuruluna da Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Yiğit Bulut, eski bakanlardan Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi Ömer Fatih Sayan yer aldı falan gibi açık. Hepsi AKP'li bakın liste burada ki bunlardan biri Ümit Önal şu üçüncü sıradaki şahıs bizim İpek Medya grubuna atanan kayyımdı. Hepsi AKP'li. Hepsi Akber'in bir yerlerinde iş tutmuş, sarayın dediğini yapmış insanlar bu şekilde ödüllendiriliyorlar. Sadece yiğit bulut değil ya da Fatma Betül Sayan'ın yakını değil. Yani e doymadılar ve bunları doyurmak mümkün değil. Ve hemen her attıkları adımda hemen her şeyde halkın fakirleşmesinden dahi bir zenginleşme çıkartmak, Ukrayna savaşından bile acaba buradan bir rant elde edebilir miyiz Arayışır ve telaşı var. E işte Türkiye vatandaşı için hükümet para arıyor. Veya işte saray ne yapacağını düşünüyor. Hayır. Kendi zenginleşmesi için para arıyor. Kendini kurtarmak için. Veya kendi do doyuracağı boğazlar için. Buna böyle bakacaksınız. Sıkışan Türkiye ekonomisi için değil. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na demiş ki o vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu. Kılıçdaroğlu da cevap vermiş. Sen ekonomist değil olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar. Orada tahsildar esasen beş, Beşli Çete tahsil ediyor ama kimin adına tahsil ediyor? Sahibi Erdoğan adına tahsil ediyor. O fotoğrafta gördüğünüz Özbekistan'da da bir takım yatırımlar yapmak için Mehmet Cengiz'i yanında götürdü. Fotoğraf yeni birkaç gün önce çekilmiş. Mehmet Cengiz yanında götürdü ve artık çekinmeden Mehmet Cengiz'le poz veriyor. Ve zaten Mehmet Cengiz ve onun gibileri koruma yasası çıkarttı. Bunlara hakaret ettiğiniz zaman işte efendim şirket hakları bilmem ne işte efendim manevi şahsiyeti tahkir bilmem ne filan gibi şeylerden dava atacak. Artık beşli çete diyemeyeceksiniz mesela. Eskiden belki Erdoğan Büyükşehir Belediyesi günlerinde ve sonraki belki iktidardaki ilk yıllarında %10, %20, %25 komisyon alıyordu. Ama şimdi artık Bunlara maaş veriyor. Bütün parsayı kendisi topluyor. Bunlara ya belki bir komisyon veriyor yüzde üç, beş, on ya da bir maaş veriyor. Onlar muhtemet yani. Erdoğan'ın muhtemeti, Erdoğan adına iş tutan muhtemeti. Mehmet Cengiz Özbekistan'a giderken de yanında, Azerbaycan'a giderken de yanında, Katar'a giderken de her yere giderken yanında. Said Sefa demiş ki Beşli Çete eskiden Erdoğan ailesine %10 verirdi artık Erdoğan ailesinin kasası oldular ve kendileri ancak %10 alabiliyorlar ki onu bile zannetmiyorum. Çete de şikayetçiymiş bu durumdan diyor. <laughs> evet onlar da bıdırdanıyorlar. Yer değiştirdik eskiden biz sana komisyon veriyorduk şimdi komisyon alır duruma düştük diye. Latif Demirci enteresan bir e, kuyruk e, fotoğrafı e, şey karikatürü çizmiş bugün Hürriyet'te ve Hürriyet'te bunu basmış. Manda yoğurdu ve kestane balık kurumu, yulaf geldi Medine hurması bulunur ee, ve işte efendim kuyruk yani önünde kuyruk var diyor. Manda yoğurdu kuyruğu, Medine hurması kuyruğu vesaire bir anlamda T'ye geçmiş. Ee, bir karikatürist ironisi ama Hürriyet'in bunu basması da enteresan ondan aldım buraya. Bu da efendim Kenya'da bir e, billboardmuş ya da işte efendim büyük böyle açık alanda bir ilan. Diyor ki e, Türkiye'de 250 bin dolar yatırım yapın ve Türkiye vatandaşlığı kazanın. İlan bu. Ve ya Türkiye vatandaşlığı bu kadar ucuz mu diye soruyorlar. Ben size söyleyeyim pahalı. Yani öpün başınıza koyun 250 bin dolar yatırımla gelip Türkiye vatandaşı olacakları hatta kapıları açın ardına kadar. Ki o paralar gerçi gene birilerinin cebine gidiyor ayrı bir konu. Bugün Portekiz, Malta bunun gibi Pek çok şey Avrupa Birliği üyesi ülkeler 250 bin ila 350 bin euroya bunu veriyor zaten. Türkiye'ye mi gider, Türkiye vatandaşı mı olur, Portekiz vatandaşı olup AB vatandaşı mı olur? İşin bir tarafı. Diğer tarafı da Türkiye'ye niye gelir? E, Türkiye gelen her paraya kapılarını nereden buldun demeden açtığı için, çıkan her paraya da nereye gidiyor diye sormadığı için. O açıdan bir para çevirme cenneti e, o anlamda belki para aklama cenneti. Belki o anlamda bu vatandaşlık şeyini kullanır yatırımcılar. Bir de işin böyle bir yanı var. Ama Türkiye vatandaşlığı bu kadar ucuzladı, ucuzladı mı diyenlere şunu söyleyeyim. Pahalı bile yani. Öpün başınıza koyun 250 bin dolara Türkiye vatandaşlığını. Ve bunun için gelenler varsa hala. Para demişken gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili 26 sanığın yargılandığı davada savcı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine yargılamanın durdurulup Arabistan'a devredilmesini talep etmiş. Yani diyor ki biz bu işi kapatıyoruz. Suikast 2018'de İstanbul'da işlenmiş göbeğinde. Her şeyi biliyorsunuz. Bütün dünyaya da servis ettiniz. Kendi medyanızda da yayınladınız. Arabistan'dan o adamlar prensin adamları nasıl geldi, hangi uçakla geldiler, nerede konakladılar, konsolosluğa hangi araçlarla nasıl geldiler, Cemal Kaşıkçı nasıl geldi, Atice Cengiz onun nişanlısı, onun açıklamaları var. Olay bütün boyutlarıyla aydınlanmış durumda esasen. Prens Salman'ın, veliaht Prens Salman'ın nasıl... E, olayın azmettiricisi olduğu, onun kendi adamları üzerinden işte cesedin nasıl kaybedildiği vesaire bütün detayları belgeseli çekildi. Yeni Amazon'da bir belgeseli var seyrettim yani yakın tarihte. Hepsi belli bütün dünyada ve olay İstanbul'da işlenmiş. İstanbul Başkonsolosluğu. Ha diyebilirsiniz ki baş yani Başkonsolosluğun diplomatik dokunulmazlığı olduğu için de biz üzerimiz, üzerinizden atamazsınız böyle bir şeyi. Olay sizin soruşturmanız, sizin e, şehrinizde işlenmiş, sizin ülkenizde işlenmiş bir cinayet. Evet. Ve bu da kapatıldı. Ee, Suudi Arabistan'la da bir barış çubuğu tüttürülüyor. Gelsin ticari ilişkiler, gelsin paralar. Tıpkı Birleşik Arap ile, tıpkı İsrail'le, işte tıpkı Mısır'la, tıpkı Ermenistan'la, tıpkı Yunanistan'la falan barış çubuğu tüttürüldüğü gibi Suudi Arabistan'la da bütün artık kılıçlar kınına giriyor ve karşılıklı söylenen sözler falan da yutuluyor. Bir görüntü var ki bunu görüntülü olarak ben ekrana getirip üzerine konuşacağım. Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Türkiye heyetinin ve burada dikkat edin Özbekistan Cumhurbaşkanı'na Türkiye heyetini Türkiye protokolünü takdim ederken en başta Bilal Erdoğan var. Evet farklı açılardan çekilmiş e, servis edilmiş Cumhurbaşkanlığı'nın servis ettiği görüntünün farklı açılardan çekilmiş biraz da böyle görüntülere zoomlayarak e, ekrana getiriyorum. Üzerinde çalışılmış bir e, kurgu bu. Görüyorsunuz Türkiye heyetinin protokolün en başında Bilal Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şakalaşıyor. Onun yanında işte Milli Savunma Bakanı var diğerleri var e, bir sürü bakan çoğunun ismini de bilmiyorum yani. Ee, ve onlar da hiçbir şey olmamış gibi bu durumu kanıksamışlar. Hiçbir sıfatı olmayan Erdoğan'ın oğlu olmak dışında hiçbir sıfatı olmayan kişi görüyorsunuz Türkiye heyetinin en başında bakanlar ip gibi dizilmişler. En başta Bilal, Bilal Erdoğan duruyor ve e, bakanlar bu durumu o kadar kanıksamışlar ve o kadar normal geliyor ki onlara o Bilal Erdoğan'la şakalaşıyorlar. Ne konuşuyorlar duymak anlamak mümkün değil ama e, bak işte bak Hulusi Akar bulunduğu yerden artık 5. sıra mı 6. sıra mı kalkıyor gidiyor onun yanına ona ayrı bir şey muhabbet kahkahalar kıkık ki ki, kahkah ki, ki işte durum bu yani Türkiye'de devlet kalmadı. Türkiye'de devlet geleneği kalmadı. Türkiye'de devlet protokolü kalmadı. Her şeyi bildikleri gibi yapıyor ve uyguluyorlar. Evet. Onun için bu ekibi iktidardan götürürken veya bu ekibin bu ekiple seçimde karşılaşacağınız zaman son derece dikkatli olmalı ve bütün tedbirleri almanız icap ediyor. Bu yayının konusu da o baskın seçim sesleri derken biraz da bunu kastediyorum. Evet. Batman'da Cumhurbaşkanı'nın karşısında bütün televizyon kanallarının naklen yayın verdiği bir ortamda bir Kürt Kürt kardeşimiz kalktı gayet güzel bir Kürtçe ile meramını anlattı diyor. Sadece bunu söylemeniz bile Numan Kurtulmuş Türkiye'de Kürtçe sorunu olduğunu gösterir. Bu kadar net. Sadece bu laf bile bunun için yeterli. Kürtçe sorunu demişken Selçuk Mızraklı ile Selahattin Demirtaş aynı koğuştalar, aynı hücredeler. Onların son fotoğrafı Selahattin Demirtaş'ın hesabından paylaşılmış. Onları da bir kere daha buradan selamlayalım. Çile dolduruyorlar ve hiçbir suçları yok. İkisi de seçilmiş insanlar. Biri bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili iken dokunulmazlığı gasp edilerek cezaevine konuldu. Öbürü de Diyarbakır'da halkın iradesi sandıkta te tecelli etmişken şeksiz şüphesiz şa şaibesiz hemen birkaç hafta içerisinde görevinden alındı ve cezaevine konuldu. Haklarındaki suçlamaların iler tutar tarafı yok. Evet. Şimdi Özer Sencar halktan önce siyasilerin yazar çizer takımının kafası karışık. Halk kendi kendine doğruyu bulamayabilir. Halka yol gösterecek olan birileri gerekmiyor mu? O rolü üstlendiği düşünenlerin kafasının karışık olmadığını mı düşünüyorsunuz? Çok yanılıyorsunuz diyor. Herkesin kafa karışık diyor. Yani siyasilerin de kafa karışık vesaire. Ama Özer Sencar son birkaç günde katıldığı yayınlarda enteresan şeyler söyledi. Mesela İstanbul'da seçim sonucunu doğru tahmin ettiklerini çünkü ıslak imzalı bütün oyların sayıldığını ancak e, Ankara'da seçim sonucunu daha farklı tahmin ettikleri halde ıslak imzalı e, oy pusulalarına e, tam hakim olunamadığı için e, Mansur Yavaş'ın 3 puan farklı ancak seçimi kazandığını falan söyledi ve sandıkta çalıyorlar dedi adeta bunu söylemedi ama bu noktaya geliyor. Eğer siz sandıklara sahip çıkarsanız ıslak imzalı tutanaklara işte mühürlü zarflara biraz önce yanlış söyledim e, sahip çıkarsanız ve göz açtırmazsanız sandık müşahitlerinizle görevlilerinizle avukatlarınızla ancak öyle seçimi alabiliyorsunuz. Onun dışında o tutanaklar bir yerlerde düzeltiliyor. Ankara'da boğulmuş bu bunu söylüyor Özer Sancar. Her an baskın seçim olabilir derken ona geliyorum. Bir diğer konu da şu. Neden muhalefeti eleştiriyorsun? ve neden muhalefetin işte toplantıları, altı liderin bir araya gelmesi filan gibi konular seni heyecanlandırmıyor. Ya bunlar heyecan verici şeyler. Daha evvel bir araya gelsinler, fotoğraf versinler diye millet kendini parçaladı adeta. Ama olmadı bu. Şimdi bu Kılıçdaroğlu döneminde CHP'nin genel seçim oyları, milletvekili genel seçim oyları. Bakın genel seçim oylarına. 2011, 15'te iki seçim, 18. 25 24 25 22. Şu anki şeylere bakın. Kamuoyu yoklamalarına bakın. Gene aynı 24 25 26 civarında. Bu kadar rezalete rağmen, bu kadar kötü gidişata rağmen, bu kadar ekonomik buhrana rağmen, hayat pahalına rağmen AKP iktidarı 20 yılda ne getirdiyse, ne verdiyse hepsini silip süpürmesine rağmen Türkiye bir anda 90'lara hatta onun da gerisine düşmesine rağmen e reva mı yani niye hala aynı CHP'nin oyu değişmemiş %25'lerde seyrediyor? Burada bir problem var. Ve muhalefetin adayını çıkarması gerekiyor. İki önemli seç kişiden baskın seçim sesleri derken biraz da bunu kastediyorum. Fehmi Koru 31 Mart'ta kaleme aldığı kendi blogundaki yazısının sonunda diyor ki o tabloda eksik olan yani e muhalefetin e işte bir yuvarlak masa etrafında bir araya gelmesi. O tabloda eksik olan diyor. Tamam, şimdi oldu hissini verecek güçte bir cumhurbaşkanı adayının varlığı. Herhangi biri olmayan bir isim, altı liderin üzerinde uzlaşacakları topluma kuvvetli bir mesaj yerine geçecek biri. Onlar ve partilerinin yönetim kadroları. Masadakilerden birinin Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Pekala o kişi olabileceğini düşünüyor olabilir. Ben o düşüncede değilim. Yani diyor ki bu cumhurbaşkanı adayı bu masadakilerden biri değil. Kılıçdaroğlu dahil. Ve yazısını bağlarken de şunu söylemiş. Şimdikine benzer bir ülke ortamını mevcut iktidarın 2023 Haziran ayına kadar sürdürmesi mümkün mü? Baskın seçime hazırlıksız yakalanmak da var. Evet. Dolayısıyla iktidar özellikle Ukrayna krizinde elde ettiği, yumuşama, puanlarını artırıyor görüntüsü, Erdoğan'ın eline güçlendirdiği görüntüsü, içeride sempatisinin artırdığı, arttığı görüntüsü ve ekonomik buhranın, hayat pahalılığının bir anlamda kanıksandığı, bunu kendilerinden başka kimsenin çözeceğine inanılmadığı falan gibi bir algı, e, yapılan yardımlarla 18-20 milyon kişinin hesaplarına basılan paraların dağıtılması veya erzak gıda yardımı yapılması işte Ramazan e, yarından sonra işte e, Ramazan yardımları asgari ücret konusunda mesela çalışma bakanı e, şu anda bir şey söyleyemeyiz filan diyor. Halbuki asgari ücretin artık yılda iki kere belirlenmesi gerekiyor bu enflasyonist ortamda. Ancak asgari ücretle niye bir şey söyleyemiyor? Saraya bakıyor. Asgari ücret Haziran ayında veya Temmuz ayında ikinci kez artırılır mı? Artırılır nasıl artırılır? Bir seçim ihtimali söz konusu olursa artırılır. İşte bütün bunların hepsini hesaba katmak gerekiyor. Her şey seçime endeksli olarak yürüyor Ankara'da. Bunu da unutmayacaksınız. Bir güçlü cesur çıkış oldu Beren Saat'ten. Rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık diye başlayan. Bunun da burada aldığım metnin dışında uzun 2-3 dakikalık bir konuşması bir iklim zirvesinde veya işte fuarında konuşmuş Beren Saat eşiyle birlikte. Güzel çıkışlar bunlar. Biraz geç çıkışlar. Keşke 50 tane, 100 tane böyle çıkış olsa. Sanat kesiminden, akademik dünyadan, gazeteci dünyasından, medya dünyasından ve siyaset dünyasından umarım arkası gelir. Evet. O arada Ayhan Bilgen ses partisini Türkiye'nin sesi partisini kurmuş. Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben siyaseti böyle okumam, okuyamam demiş ve bu da eleştiriliyor. Kimse ülke yıkılsın, Erdoğan gitsin demiyor. Herkes Erdoğan gitsin diyor. Şu anda Erdoğan ve o rejimin gitmesi ve yaraların sarılması, bir restorasyon dönemi ihtiyacı var Türkiye'de. Ve bunun için en başta bu iktidarın gitmesi gerekiyor. AKP iktidarının gitmesi gerekiyor. Deminden beri nasıl bir zenginleşme zinciri, bir saadet zinciri meydana getirdiklerini örnekleriyle verdik ki bu sadece bugünün örnekleri. Geriye doğru 10 yıllık örnekler var. Dolayısıyla bu konu biraz böyle ama Ayhan Bilgen siyasi yolculuğa çıktığında muhtemelen Erdoğan'ı başta karşısına almak istemiyor o olabilir. Bu arada 2021 ifade özgürlüğü ödülü İlhan Sami Çomak'la Ahmet Altan'a verilmiş. Norveç Yazarlar Birliği'nin ödülü Ahmet Altan gidemiyor tabii yurt dışına çıkış yasağı olduğu için. Oraya gönderdiği mesajda çok güzel konuşmuş. Yazarlık içinden binlerce yazar geçse de hep bakir, sessiz ve vahşi kalan bir ormanda tek başına kendi yolunu açarak yürümektir. Benim sessizce yürüyeceğimi düşündüğüm o ormanda çığlıklar duydum. Ezilen, sömürülen, zulme uğrayan, haksızlıklarla ırpalanan, hapislere atılan, işkencelerle açlıkla karşılaşan insanların çığlıkları o çığlıklara bilgine kalamadım diyor. Bunun detayını elbette T24'te okuyabilirsiniz. K24 sitesinde her iki yazara verilen ödülle ilgili detaylar var efendim. Evet. Baskın seçim sesleri derken 25 dakikayı doldurduk. Bir 10-12 dakikada tamamlarım toparlarım zannediyordum ama her zaman e, yola çıktığınız gibi olmuyor. Sonrasında işte laf lafa açıyor, başka şeyler söylüyorsunuz. E, seçim için güçlü bir ekip, güçlü bir saha ekibi, e, elbette partilerden veya partili, partili, e, partiye gönül vermişlerden oluşan, bunu kurmanız gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayınızı derhal bir an önce belirlemeniz ve bunu sahaya sürmeniz gerekiyor. Önümüzde bir yılda olabilir, önümüzde altı ayda olabilir, önümüzde dört beş ay kalmış da olabilir ve paranızın olması gerekiyor. Bu ekipleri sevk ve idare etmeniz gerekiyor. Bütün sandıkları en ücra noktadaki sandıklar dahil başıboş bırakmamanız gerekiyor. Adeta her birinin başına birer müşahit, birer avukat koymanız icap ediyor. Buna imkanınız var. Köklü partilersiniz. Geriye doğru geleneği olan partilersiniz. Bunu yapmadığınız sürece hiçbir seçim çantada keklik değildir seçim yasasını değiştirdiler. İşte İçişleri Bakanlığı yeni bir takım önlemler aldı. İşte seçim kurulu başkanları öbürü bir iki yok ıslak imzalı tutanaklar mühürlü mühürsüz zarflar vesaire. Her şey karşınızda bütün devlet olanaklarıyla geliyorlar. Yüksek seçim kurulu anayasa mahkemesi. Polis, jandarma gücü aklınıza gelebilen her şey. Yayın, medya propagandası, ajans hemen hepsiyle. Ve Erdoğan Kendisini iyi hissettiği anda ki bu benim lafım değil, Özer Şancar'ın lafı, metropol araştırma. Kendisi kendini iyi hissettiği anda, güçlü hissettiği anda, seçimi alabileceğini gördüğü anda seçime gitmekten çekinmeyecektir diyor. Evet Erdoğan seçime gitmekten çekinmeyecektir. Ve e, bu konuda e, gerek son dönemde dünyada estirilen barış havası, en son Suudi Arabistan'da tüttürülen barış çubuğu, asgari ücret zam meseleleri işte efendim bir takım fiyatları kontrol altına almaya çalışıyoruz falan filan. Yarın öbür gün tanzim satışlar falan tekrar canlandırılabilir şu olabilir bu olabilir ama bu artan pahalılığı ve bu pahalılığın bu pahalılığın devam edeceğini ve bunun sürdürülebilir olmadığı gerçeğini gözlerden uzak tutmuyor. Ukrayna savaşını tamam Erdoğan veya Türkiye sonuçlandırabilir ara bulucu olabilir veya bu konuda Erdoğan'ın tabiriyle kolaylaştırıcı olabilir. Türkiye'nin ev, sahibi, ev sahipliğinde yapılan görüşmeler iki lideri bir araya getirebilir yani Zelenski ile Putin'i ve oradan bir barış çıkabilir silahlar susabilir e ne yapacağız yani? Bu geriye doğru bütün kabahati ve geriye doğru bütün sorumluluğu bütün sorumluluğun düşmesi manasına mı geliyor affedilmesi manasına mı geliyor? herkesin aklını başına toplayıp düşünmesi lazım. 2023'te ya da 2022 sonbaharında yapılacak bir hata, bir baskın seçim veya erken seçimin ardından bir daha telafisi olmayacak bir hata olacak. Dolayısıyla bu seçimde altılı ittifak mı, muhalefet bloğu mu ne derseniz deyin onun bütün ihtimalleri hesap edip adeta açık kapı bırakmamacasına tedbirlerini alması gerekiyor. Ankara'da değil tıpkı son yerel seçimde İstanbul'da yaptığı gibi. İstanbul'da yaptığı şeyin aynısını tüm yurt satına yayması gerekiyor. Doğru bir aday ve doğru bir ekip çalışması ve elbette parayla. Diyorum ve günün ikinci yayını İngiltere Erdoğan'a dur diyecek olacak. Akşam saatlerinde tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.